Evet, Erciyes Üniversitemiz tarafından COVID-19'a karşı geliştirdiğimiz yerli aşımızın faz 2 aşamasının ikinci dozlaması tamamlandı. Aslında daha önce de ifade ettiğimiz gibi COVID-19'a karşı geliştirdiğimiz yerli aşımız TÜSEB tarafından ve Erciyes Üniversitemiz tarafından destekleniyor. Tabii süreç içerisinde preklinik çalışmayı çok başarılı bir şekilde geçtik. Yine faz 1 aşamasını çok başarılı bir şekilde geçtik. İnşallah faz 2 aşamasında başarılı bir şekilde geçeceğini ben ümit ediyorum. Tüm faz çalışmalarımız zaten özellikle Bağımsız Denetleme Kurulu yine Etik Kurulu'na ve Sağlık Bakanlığı'na raporlanmakta. Biz faz 1 ile ilgili sonuçlarımızı raporladık. Aynı şekilde faz 2 ile ilgili sonuçlarımı da Nisan ayının sonuna doğru özellikle gönüllülerden aldığımız kanlardaki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak bunların sonuçları, yani etkinlik sonuçları bu 3 kurula raporlanacak. Bu raporlama sonucunda da inşallah çok başarılı geçip hem güvenlik hem etkinlik başarılı bir şekilde ortaya çıktıktan sonra da faz 3 aşamasına geçeceğini düşünüyorum. Faz 3 ne zaman başlayacak? Kaç gönüllü uygulanacak hocam? Evet, faz 3 aşaması biraz önce de ifade ettim. TÜSEB ve Sağlık Bakanlığımız tarafından desteklenen bir yerli aşımız. Faz 3 aşamasını tek bir üniversitenin, tek bir merkezin yapması zaten imkanı yok. Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordinasyonunda yapılacak faz 3 çalışması. Bizim tahminimiz en az 20-30 merkezde bunu yürüteceğini düşünüyoruz. Hatta belki yurt dışından birkaç merkezin de dahil olacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki biz faz 3 aşamasında da Erciyes Üniversitesi olarak faz 3 aşamasında yer almak istiyoruz ve alacağımız da düşünüyoruz. Faz 3 aşamasındaki veriler de inşallah hem güvenlik hem etkinlik verileri de iyi çıkarsa daha sonra zaten kullanıma geçilir. Bunu söyleyebilirim. Peki hocam, koronavirüs aşısının yaygın kullanımı ne zaman başlaması planlanıyor? Evet, bildiğiniz gibi aslında Çin aşısında da ülkemizde kullanılan Çin aşısında da özellikle faz 3 aşaması devam ederken ama belli bir aşamadan sonra özellikle etkinlik ve güvenliğin tespit edildiği belli bir aşamadan sonra acil kullanımda onay almıştı. Biz yerli aşımızda da böyle bir şey olabileceğini düşünüyoruz ve tahmin ediyoruz. Tabii ki bunu Sağlık Bakanlığımız takdir edecek ve verilere bakarak bunu tabii ki takdir edip karar verecek. Yani şunu söyleyebilirim, faz 3 aşaması da 2-3 ay sürer ama bu hangi aşamada tamamen kullanıma sunulur bunu Sağlık Bakanlığımız kendi kontrolleriyle ve takipleriyle ortaya koyacak. Tabii ki. Peki hocam, son dönemde ülkemizde vaka sayılarında yükseliş var. Bu konuda aşı bekleyen vatandaşlara bir çağrınız olacak mı? Özellikle hangi aşıyı olalım, olalım mı olmayalım mı soruları tabii ki toplum birçok kesiminden bize de geliyor. Ben hep onlara da söylediğim cevabı söyleyeyim. Hangi aşıya ulaşıyorsanız onu olun. Çünkü öyle bir lüksümüz yok. Yani şu aşı seçelim, bu aşı seçelim lüksümüz yok. Zaten ülkemizde kullanılan COVID-19 aşıları güvenli ve etkin olmazsa Sağlık Bakanlığımız izin vermez. Sağlık Bakanlığımız izin verdiğine göre hangi aşı olursa olsun izin verilen hem güvenli hem etkindir. Hangisini bulurlarsa onların olmasını isterim. Tabii yerli aşıyla ilgili sorular geliyor. Yerli aşıyı bekliyoruz, ondan sonra alacağız diye. Ben bu vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Biz tabii bu çok gurur verici bir şey ama şu anda pandemi döneminde hele hele 3. piki yaşarken böyle bir şey doğru değil. Sıranız geldiyse ve mümkünse bulabildiğiniz aşı bir an önce olun. İnşallah yerli aşımız da kullanıma geçtikten sonra zaten ileriki aşamalarda daha sonraki aşılamada inşallah yerli aşımızda olursunuz demek istiyorum.